Bey, hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar, robot olduk sonunda. Allah'a şükür geçti. İyileşme sürecimiz de bir hafta değil mi? 10 gün dediler. 10 gün, bir hafta. 10 gün, bir hafta, 10 gün işte dikkat etmen lazım. Aynen. Bu kadar bir şey yok ama çekilmeyecek bir ağrı yok. Ağrı değil ufuk. Yani bunu kaldıramayacak bir ağrı değil. Hakikaten doktorun dediği şey doğru. Kişiye göre değişiyor ağrı hissiyatı. Yani ağrı yoktu. Daha sonra zaten kökler alındı. Evet. Önce kökler alındı. Zaten o iğneyi yaptıktan sonra, anestezi yaptıktan sonra arkadaşlar yüzüstü yatıyorsunuz. Zaten videoda da gördüğünüz, görüyorsunuz. Yüzüstü yatıyorsunuz. Onlar artık ilgileniyorlar sizlerle. Hiçbir şey anlamıyorsunuz zaten. Oralar hiç anlaşılmıyor. Arka taraftan alınan veya arka tarafta şey olan olay farklı. He, bana desen ön taraf hani alındıktan sonra ön tarafa ekim işlemi başlıyor. Bir de böyle yatıyorsun ki videoda göreceksiniz. Görmüşsünüzdür. Orada o dişe vuran iğne var ya. İşte bak buraya dikkat. Onun bir üstü ağrı. Hayır şimdi şöyle arkadan alınan mı diyor? Arkaya vurulan mı? Öne vurulan mı? Öne. Önde öne vurulan iğneden bahsediyorum arkadaşlar. Ben sana önce şöyle, sen belki şey yapmamışsındır belki, rezzetmemişsindir ama kökler alındıktan sonra bir yemek molası verildi. Yok gayet yemek yedik. Ha, gayet güzel yemek yedi. O yedi. Biz seyrettik. Evet, o seyretti. Evet, onlar... Şu ön taraflar herhalde bir can çekişme gibi bir şey gördüm sende. Evet, onlar bir tık acıdı, yalan yok. Onlar bir tık acıdı. O kadar da olur yani, yapacak bir şey yok. Ha, yine diyorum, çekilmeyecek bir acı değil. Ama arkası mı, ön mü derseniz, öndeki yapılan iğne acıdı. Daha sonra Fatih Hoca geldi. Önemli. Bir saat bayağı bir uğraştı sana, inceledi. Neden uğraştı? Sen de orada daha iyi zaten konuşuyorsun. Ben o arada uyudum herhalde. Yok sen... Fatih'te uyumadın değil mi? Fatih Hoca da uyumadın. O sana kanalları açtı sana. Ben sana da açmadı. Daha doğrusu ekibini açtı kanallarını. Kanalları açtı. Daha sonra... Ekibi geldi. 3 kişi. Evet. Ekibi başladılar. Orada Fatih Hoca'nın bir şeyi var. Ben estetik, doğal saç çıkması için kanalları açan kişiyim. Yani ressamın asıl kendisi. Evet, imzası Fatih, daha doğrusu. İmzası. Şey konusuna gelmek istiyorum. Bizler Münih'te yaşıyoruz. Yurt dışındakiler için zaten bu videoyu çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Bir sürü firma var. Bir sürü saç ekim merkezi var. Almanya'dan Münih'e. Almanya'dan İstanbul'a getiriyor. Zaten İstanbul merkez değil mi? Merkez sayılır, saç ekimi. Saç ekim dünyası ya. Merkez. Estetik oldu abi. Evet, estetik. Burada Karma Hair'ın en önemli farkı ne? Onu söylemek istiyorum. Karma Hair şimdi saçımızı ektirdik. Bize demiyorlar, gidin şu şampuanı, evet şampuanlar da verdi, şeyler de verdi. Onu böyle kullanacaksınız, şöyle kullanacaksınız, 3 gün sonra onu, 3 gün sonra bunu. Artık işimiz bitti, sizde yok. Ne oluyor? Karma Hair Bayern'de kliniği var arkadaşlar. Benim saçımı eken Fatih doktor, Doktor Fatih 2 hafta Münih'te kontrollerine devam ediyor. Münih'te, Bayern'de, ekim Türkiye'de ektirip gelen kişileri orada kontroller, yıkamalar, kan şey PTR mi? PRP. PRP mi diyorlar? PRP işlemleri orada yapılıyor. Bu bir. İkincisi, her zaman söyleyeyim, bakın cerrahi bir operasyon bu. Ciddi bir operasyon. Saç ektirme basit. Ha, ektirdim bitti. Yok. Her türlü her şey olabilir. Yani sakat kal. Yani en kötü ne geliyorsa aklınızda. Karşınızda Almanya'da yasal bir sorumlu. Lisanslı. Lisanslı sorumlu bir firma. Karma Hair. Evet dostlar, Rosenheim'a Landstrasse 29A'dayız. Yani Karma Hair'deyiz. Bugün saç ekimimin 3. günü. Doktor Fatih Bey bugün ilk yıkamasını yapacak ve nasıl geçmiş, nasıl şey yapmış, kontrollerini yapacak. Bunları da sizlere aktaracağız arkadaşlar. Şu an için çok rahatım. Doktorum zaten burada. Ben buradayım. 3. gün. İnşallah siz de görüyorsunuz gür saçlarla ileriki günlerde sizlerle birlikte olacağım.
Evet dostlar, üçüncü gün ve yıkama gerçekleşti. Karmahir'deyiz. Rosenheimer Landstrasse 129 A'dayız. Öğrendim. Ottoburn'dayız değil mi? Ottoburn'da. Yanımızda Fatih Hocam var. Hocam ne yaptın? Ne yaptın bana? Şimdi güzel şeyler oldu. Operasyon öncesinde zaten ilk muayenenizi burada yapmıştık. Kontrol ve saç analizlerini. Gerekli kan testlerini de burada yaptıktan sonra operasyon uygunluğunuz ve sizin takviminizin doğrultusunda İstanbul için bir operasyon günü belirledik. Cumartesi de operasyonumuz gerçekleşti. Bugün de yıkama için Münih'te tekrar buluştuk. Burada ilk yıkamanızı, gerekirse ilk pansumanınızı ve 10. gün yıkamanızı yine biz burada yapacağız. Operasyon sonrasındaki gerekli olan PRP seanslarını ve takipleri ya da karşılaşacağınız sorunların çözümlerini yine burada buluyor olacağız biz. Yanımızda İsmail Malak var, Karmahir'in sahibi. Neden merak ediyorum, ben biliyorum, yaşadım çünkü, neden tercih edilmesini gerektiğini. Ama özellikle size sorayım. İsmail Bey, neden Karmahir'i tercih etmeleri lazım? Çünkü Karmahir tavsiye ettiği, aracılık yaptığı bütün tedavilerin Münih'te kontrolü ve bakımını sağlıyor. Bu saç ekiminde sen birebir yaşıyorsun. Gördüğün gibi burada önceden gördük. Türkiye'de ekimin yapıldı, bakımını yapıyoruz. Aynı şekilde diş tedavisi için aynı geçerli. Ve estetik için de aynı geçerli. Yani Karma Medical'in özelliği bütün yaptığı işlemlerin takibini Almanya'da Ottoburn'daki kendi kliniğinde yapıyor olması. Yani burada size ne olarak hitap ediyorlar aslında? Diğer yerde saç ektirenler de geliyormuş size. Yani şöyle bir sorun durum, yaşayanlar. Evet, şöyle bir durum var. Biz bunu 9 senedir yapıyoruz. 2014'ten beri hali hazırda. 6 senedir de bu klinikteyiz. Şimdi vatandaş iyi yapılan saç ekimlerini tabii güzel güzel anlatıyor eşine, dostuna. İşte sosyal medyada paylaşıyor. Ama kötü olanları kimse kimseye göstermiyor. Bunları da biz görüyoruz. Neden? Dediğim gibi işte 6 senedir bu klinik olduğundan insanlar ufak bir araştırma yaptığında sadece bizim burada kliniğimiz olduğunu görüyor. Ve bizi Türkiye'nin genel saç ekimi konsolosu zannediyor. Yani kapıdan şuradan gelenleri biz belgelemiş olsaydık aslında en büyük reklam materyali o olurdu. Kötü ekilen saçlar, iltihaplı kafalar, alerjiye uğramış alın bölgeleri falan filan. Biz bunlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen yapacağımız hiçbir şey olmuyor. Onları da maalesef kendi ev doktorlarını hastaneye yönlendiriyoruz. Bizim özelliğimiz dediğim gibi buradaki yapılan bütün işlemlere, yani Türkiye'deki yapılan bütün işlemlere burada garanti veriyor olmamız ve kontrolümüzü sağlamamız. Önemli olan bu zaten. Garanti ve güven. Ben bu arada ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu özellikle sormak istiyorum. Sadece görüntü olsun diye bize yapılan hizmet değil, değil mi? Bu VIP'ler, bu görüntüler, bu oteller, bu hizmet kalitesi. Onu da söylersek. Yani görüntü olsun diye olacak zaten bir şey yok. Havalimanından misafirlerimizi karşılıyoruz. En güzel arabaları tercih ediyoruz. Bütün hastalarımız aynı sene alınan araba gibi, zaten kendi arkadaşlarımız, yani dışarıdan öyle bir şirketleri falan aramıyoruz. Düzenli çalıştığımız arkadaşlarımız devamlı o şekilde arabalarla yapıyoruz. Bütün saç ekimlerimizi Fatih Hocam yapıyor. Hepsini Fatih Hocam yapıyor. Onun kontrolünde. Ayrıca bütün saç ekimlerimizi Acıbadem Altunzade'de yapıyoruz. Yani sana Altunzade'yi gösterip de Acıbadem'i gösterip de başka bir hastanede yapmıyoruz ki, bunu yapan da çok. Böyle bir şeyler tabii ki yapmıyoruz. Dolayısıyla senin yaşadığın her şeyi bütün hastalarımız birebir aynı şekilde yaşayacaktır ve inşallah mutlu ayrılacaktır. Aynen. Hocam ekibiniz çok sağlam. Özellikle ben tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok buradan da selamlar, saygılar. Ekip işi de zor iş. Benim ekibim olması gerçekten zordur eminim. Onlar adına da konuşayım ben. Ama bunu ben hastalarımızdan geri dönüş olarak almaktan gerçekten çok mutluyum ve hepsinde bana nezaketen söylemediklerini çok iyi biliyorum. Gerçekten çok özenle, sevgiyle çalışıyorlar. Onlara tekrar teşekkür ederim. Son olarak benim ne zaman gür saçlarım çıkacak? Şimdi saçlarınız maalesef yakın zamanda dökülecek. Bir 10 gün sonra, 15 gün sonra. Her şey dökülmesi için miydi? kısa bir mutluluk hepsi. 10 gün sonra bu saçlar döküldükten sonra 2 ay sonra tek tek tüy tüy çıkmalar başlayacak. 6. ayda evet siz mutlu edecek bir görüntüye yaklaşacaksınız ama hepsinin çıkması 10-12 ay. Bunun için de işte PRP seanslarına ve bol masaja ihtiyacınız var. Onun üstüne basa basa herkese söylüyorum. Masaj, masaj, masaj.
Evet dostlar, Ekim'imiz güzel geçti. Teşekkür ediyorum Karma Yüre, Karma Medikal'e. Daha güzel görüntülerle zaten ekranlara çıkacağız. Tekrar göreceksiniz her zaman olduğu gibi. Ben çok mutluyum. Saçlar tekrar geri çıkacak. Aslında gür bir saç, İsmail Minki gibi gür bir saç isterim tabii ki ama o doğal sonuçta, yapacak bir şey yok. Biz artık Münih'te de ekiyoruz 3-4 aydır. Tabii ki burası bir hastane. Biz buraya ortak olduk ve Fatih Hocam'ın da buradaki bütün işlemlerini gerçekleştirdik. Artık biz Münih'te de ekiyoruz. Zaten 3-5 aydır ekiyoruz. Bir 30-40 hasta da ektik bu dönemde. Onların da geri dönüşlerini artık yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağız. Onu da belirtmiş olalım. Münih'te de saç ekimiz var. Fiyat farkı var. Tabii ki Almanya'daki işlemler Türkiye'deki aynı fiyata yapılamıyor. Ama burada da Almanya piyasasının çok çok altında olduğumuzu belirteyim. Onun haricinde senin gibi Türkiye tercih eden arkadaşları da ha burada olmuş, ha orada olmuş. Döndükten sonra sanki burada olmuş gibi tedavisi devam ediyor. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Fiyat farklılıkları var. Bunu daha önceden de gelip konuşabilirler. Önceden de saç için benim yapıldığım gibi gelip inceleyebilir. Bunlar hepsi ücretsiz. Tabii. Yani her hastamız buraya... Saç analizi diyorlar. Evet. Her hastamız buraya istediği zaman Ece Hanım, Tuğçe Hanım var ofisimizde. Onlardan randevu alıp istediği zaman gelebilir. Hocamız burada. Sıla hocamız burada. Yine saç ekimcimiz. Nacizane ben de dilimin döndüğünce kadar yardım etmeye çalışırım. Bütün bu yaptığımız ön muayene ücretsiz oluyor tabii ki. İster Almanya'da ekim istesin, ister Türkiye'de istesin, herkese kapımız açık. Gelip buradan bilgilendirmesini yapabilir. Ondan sonra tedavi planlamasına göre istiyorsa tedavisini olabilir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Önce doğru seçim, daha sonra doğru ekim.